arkadaşlar. Bu hafta Afyon Karasal Gençlik Merkezi olarak kara kalem eğitiminde göz açısının karşıdan çizimini yapacağız. Öncelikle ilk başta sağda ve soldaki çizimlerimiz aşama olarak gözüktü. Biz de ise burada tekrardan çizim yapacağız. Soldaki gibi normal bir artı işareti alacağım. Burada tam ortası, göz bebeğimin tam ortasına geleceği şekilde çizeceğim. Şimdi benim burada büyük bir yuvarlağım olacak. Bu yuvarlak göz çukuru. Eşit şekilde olacak. Sonra bu yuvarlağımın sağdan ve soldan, yukarıdan, göz pınarımın başladığı yerden dönüşünü yapacağım. Aynı şekilde aşağıda da gelişini yapacağım. Burada gözümün, göz kapakçığımın şurada üstten kesiştiği yer var. Burayı belirliyorum. Üstteki göz kapakçığımın yerini belirleyeceğim. Aynı şekilde aşağıdaki küçük göz kapakçığı yerini belirleyeceğim. Şimdi sıra geldi göz bebeğimi çizmeye. Göz bebeğimi yuvarlağına. Net bir şekilde belirliyorum. Ortada yuvarlağımı belirleyeceğim. Ve ışığımın nereden geldiğini, sağdan mı soldan mı geldiğine bakacağım. Ve ışığım benim sağdan geliyor. Yani burada büyük beyaz alanlarım olacak. İlk aşamada bunu çiziyoruz. İkinci olarak kaşımızın yerini belirliyorum. Artık işlemeye başlayabiliriz. Kalın kalemleri tercih edeceğiz. 6B ile başlayalım. Yuvarlağımı siyah tarayacağım. Hemen buradaki göz bebeğimin etrafına içeriye dışarıya doğru ve yönüne doğru koyulaştıracağım. Parlak alanlarımı kesinlikle boyamıyorum. Göz kapakçığımın alt kısmına düştüğü için buraları biraz daha koyulaştırmam gerekiyor. Şimdi ise buradaki içerideki beyaz göz bebeğimin olduğu yer var. Burada onun alanını belirleyeceğim. Burada ise ikinci kalemimiz devreye girecek. Bu da yönünü kağıt kalemimizle belirleyeceğim. Tabii buradaki çizgilerimizi silmeyi unutmayalım. Etraftaki göz kapakçığımın üstündeki koyuluğu, göz çukurluğumu ve aşağıdaki koyulukları elimdeki kağıt kalemle dokusunu verebilirim. Bunu isterseniz pamukla da, serpakla da yapabilirsiniz. Elinizi de kullanabilirsiniz ama en iyisini bu kalemle verebilirsiniz. Koyuluklar neredeyse yönüne doğru tarayarak ilk alt zemininin gri tonunu vereceğiz. Şimdi ise kirpiklerimizi çizeceğiz. İlk başta şunların yerlerini belirleyelim. Net bir şekilde. Aynı şekilde aşağıdakini de yerini belirledim. Hafif parlaklığımızı vereceğiz. Ve şimdi göz kirpiklerimizi yapacağız. Aşağıdan yukarıya doğru hafif eğimle bu şekilde getiriyorum. Ortada yön değişiyor ve sola doğru dönüşü olacak. Göz pınarımın diğer tarafında ise buradaki kirpiklerim biraz daha büyük ve dolgun olacak. Aynı şekilde aşağıdakini alacağım. İçeriden dışarıya doğru ve yine ortaya geldiğimde yön değiştirecek şekilde sağa doğru küçük bir şekilde çizeceğim. Burada göz kapakçığının altına biraz daha koyulaştırabilirim. Yukarıdaki göz kapakçığımın düştüğü yere belirleyebilirim. Bu
Burada göz panoramanın yeri belli edebilirim. Şimdi sıra geldi kaşımıza. Kaşımıza yukarıdan aşağı doğru. Yani ilk başta hafif bayanlarda tarama şeklinden yapıyoruz. Sonra aşağıdan yukarıya doğru sadece alıp kaldırıyoruz. Yukarıya doğru kalemimizi kaldırarak yöne doğru düz kesik çizgilerimizi atıyoruz. Kırılma noktasından sonra yukarıdan aşağıya doğru tekrardan çizgilerimizi atıyoruz. Ama buradaki çizgilerimizi kaybetmiyoruz. Tekrardan kağıt kalemimiz ile buradaki dokumuzu iyice belirtiyoruz. Kullandığınız kaleme göre resminiz gri tonlarda, koyu tonlarda olabilir. Ben çoğunlukla 4B, 3B kullandığım için hafif gri tonlarda oldum. Dilerseniz bunu 8B kullanabilirsiniz. Daha koyu isterseniz. Kömür kalemi kullanabilirsiniz. Bu şekilde resmimizi sonlandırabiliriz.